Ve Kanal Afrat Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Maden ilçesinde bulunan maden rezervleri ile ilgili açıklama yaptı. Bulut tarafımıza iletilen talepleri görüşmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile bir araya geldik. Bakanımız taleplerimizle yakından ilgilendiler. Gerçekleşen görüşme sonucunda ihale tarihi uzatılmıştır dedi. Elazığ Maden ilçesinde bulunan maden rezervleri ile ilgili AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut açıklamalarda bulundu. Milletvekili Metin Bulut, maden rezervlerinin ihale tarihinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le yaptıkları görüşme sonrasında ertelendiğini söyledi. Milletvekili Bulut açıklamasında, Maden işçimiz sınırları içerisinde bulunan maden rezerv alanının işletilmesi süreciyle ilgili yürütülen çalışmalar kamuoyunun malumudur. Özellikle Elazığlı iş insanlarının ticaret ve sanayi odası öncülüğünde yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Ticaret ve sanayi odası öncülüğünde hareket eden şehrimiz yatırımcılarının ihale süresinin uzatılması dahil bir takım talepleri olmuştu tarafımıza iletilen talepleri görüşmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'le bugün bir araya geldik. Bakanımız taleplerimizle yakından ilgilendiler. Gerçekleşen görüşme sonucunda ihale tarihi uzatılmıştır. Yatırımcılarımızın talep ettiği ek sürenin verileceği bilgisini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Sayın Bakanımıza yakın ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Milletvekili Bulut, maden sahasının işletilmesiyle ilgili yapılacak olan ihale açık ihale usulüyle gerçekleştirilecektir. İhalenin şartnamesi de buna göre düzenlenmiştir. Maden sahasının bir an önce ülkemiz ve ilimiz ekonomisine kazandırılması bizim önceliğimizdir. Elizim ve ülkemizin adı geçen yatırımdan en üst ve en etkin düzeyde faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Maden sahasının tespiti sürecinden bugüne bütün süreci yakından takip ediyoruz. Bundan sonraki sürecin de yakın takipçisi olacağız. Ülkemizin ve şehrimizin menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağımızın bilinmesini istiyorum şeklinde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem dışı söz alarak madendeki rezervlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili Elazığ'da yoğun bir siyasi birlikteliğin oluştuğunun altını çizen milletvekili Erol, yapılan idari şartname ile ihaleyi kimin alacağının belli olduğunu söyledi. Elazığ'ın maden ilçesi hakkında söz isteyen Elazığ Milletvekili Sayın Gürsel Erol'a aittir. Buyurun Sayın Erol. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem dışı söz alarak madendeki rezervlerle ilgili açıklamada bulundu. Milletvekili Erol bu konuyla ilgili Elazığ'da yoğun bir siyasi birlikteliğin oluştuğunu söyledi. Bu konuyla ilgili Elazığ'da yoğun bir siyasi birliktelik oluştu. Özellikle ben buradan Elazığ AK Parti milletvekilleri de bu şartlamaya göre bu ihalenin yapılmasının son derece sakıncalı olduğunu basına açıkladılar. Kamuoyunu bilgilendirdiler. Bütün siyasi parti il başkanları AK Parti'nin, MHP'nin, CHP'nin, İyi Parti'nin, Deva Partisi'nin, bütün siyasi partilerin il başkanları da aynı şekilde bu ihale şartlamasıyla bu ihalenin yapılmasının doğru olmadığını kamuoyuna açıkladılar. Elazığ Ticaret Odası, Elazığ Sanayi Odası, Elazığ Belediye Başkanı, sivil toplum örgütleri herkes bu ihalenin bu şartlamayla yapılmasına tepki verdi. Doğru değil dediler. İlçede Cumhuriyet tarihinin en zengin maden yatağının bulunduğunu söyleyen Erol, idari şartnameye göre alan kişinin belli olduğunu söyledi. Peki bu maden alanındaki bulunan maden rezerv alanındaki madenin parasal değerine kadar bir tahmin edin. Yine cumhuriyet tarihimizin en zengin madeni. Şu ana kadar maden bölgesinde yüzde yüz alanlık bölgenin yüzde otuzunda sonda çalışması yapıldı, yüzde yetmişinde hala sonda çalışması yapılmadığı halde yüzde otuzluk bölümde çıkan madenin parasal değeri on beş milyar dolar. Yüzde yüzü değerlendirildiği zaman bu 30 milyar doların üzerinde bir para bedel rezervinin olduğu tespit edildi. Bu teknik şartlamaya göre buradan isim zirketmek istemem, ifade etmek istemem. Bu teknik şartlamaya göre alan kişi belli. Şimdiden belli. İhalenin teknik şartlaması var. Pardon, idari şartlaması var. Ama ihalenin teknik şartlaması yok. Yani rezerv alanlarındaki çıkabilecek madenlerin bölçüsü nedir? Miktarı nedir? Kapasitesi nedir? Teknik vasıfları nedir? Hiçbir şey yok. Teknik şartname yok. Ve ayrıca bu ihaleye girmek için 2 milyarlık teminat mektubu vereceksiniz. 2 milyar. Yani 150 milyon dolarlık teminat mektubu vereceksiniz. Bu 150 milyonluk teminat mektubunu verdikten sonra ihale sizde kalırsa, çet raporunu alamazsanız ihale iptal edilecek. Ve sizin 150 milyon dolarlık teminat mektubunuz devlet hazinesine irat kaydedilecek. Yani bu ne demek? Benim istediğim birisi bu ihaleyi almazsa çet raporunu vermem, teminat mektubuna el koy. Bizim isteğimiz ve beklentimiz şu. Bu kadar ekonomik bir değeri olan, ülkenin milli serveti olan ve ülke bu kadar bir ekonomik krizdeyken kaynaklarımızı devlet adına, kamu adına doğru kullanmak varken bunun yalnızca özel bir teşebbüse bir şirkete ihale etmek doğru değil. Amacımız şu, burada devlet kamu ortaklığı olmalı. Burayı yüzde elli devlet işletsin, yüzde kırk dokuzunu açın borsada teşebbüsçülere. Adam altını bozdursun Elazığlı, Elazığlı vatandaş, yurttaş, şirket sahibi gelsin buradan hisse alsın ve kar ortağı olsun. Veya yüzde elli özel şirkete verin, yüzde kırk devletin olsun. Yani devletin için içinde olmadı, devletin kazanç elde etmediği bir özelleştirme mantığı bir peşkeş mantığıdır. İdari şartlameli asla ihale yapılmamalı. Bu idari şartlame ihalenin kimin alacağını, kimin gireceğini resmen tarif etmiş. İhalenin Adıyaman bölgesinde bir ihale ile birleştirildiğini söyleyen Erol, taleplerinin iki ihalenin birbirinden ayrılması olduğunu söyledi. Bu yalnızca Elazığ genelinde yapılan bir ihale değil. Burası nere? Burası Elazığ. Maden. Burası nere? Adıyaman. Maden sahası. Peki sınır komşumuz mu? Hayır. Sınır komşumuz neresi? Malatya, Diyarbakır. Peki bu ihaleyi niye birleştiriyorsun? İki farklı il. Yani sınır ile olsa, oradaki maden yatağının damarı diğer ilde de olmuş olsa, dersin ki proje bütünlüğü var, iki ihaleyi birleştiriyor. Farklı iller. talebimiz iki ihalenin birbirinden ayrılması. Yarın noterden ben bu firmanın hangi firma olacağını noterden tutanak haline getireceğim ve kasama koyacağım. Hatta meclis genel sekreteriyle teslim edeceğim. Bizim talebimiz ülke adına, kamu adına, devlet adına, milli servet adına talebimiz devleti zarara uğratmayın. Kuyulu Köyü konutlarının anahtar teslim tarihleri belli oldu. Öte yandan Toki Çaydaşıra Mahallesi'nde bir konutu 431.085 liradan açık artırma usulüyle satışa çıkardı. Kuyulu Köyü 1 ve 2 nolu toplu alanlara yer seçimleri yapılan AFSD'lerin konutları tamamlanarak 14 Aralık 2021 tarihinde kura çekimleri yapılmıştı. 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle Kuyulu köyünden hak sahibi olan ailelerden Kuyulu köyü 1 ve 2 nolu toplu alanlara yer seçimleri yapılan afet konutları tamamlanarak adlarına Kuyulu köyü 1 ve 2 nolu toplu alanda konut çıkan hak sahiplerinin anahtarları 17 Şubat 4 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konutlarını becaiş yapmak isteyen hak sahipleri aynı kurada kendilerine konut çıkan AFS'deler ile 17 Şubat 2022, 4 Mart 2022 tarihleri arasında Elazığ 1. Noterliği vasıtasıyla karşılıklı olarak becaişlerini yapabilecekler. Konut teslim programı Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün elazik.afat.go.tr internet adresinden ilan edilecek konutlarına 45 günlük sürede teslim almayanların 7269 sayılı kanunun 3177 sayılı kanuna değişik 40. maddesine göre yasal olarak hak sahiplikleri iptal edilecek. Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerine 16-17 Şubat 2022 tarihinde açık artıma yöntemiyle satacak. Bu kapsamda TOKİ, Elazığ'da Çayda Çıra Mahallesi'nde bulunan bir konutu satışa çıkardı. Emlak müzayede Elazığ'da zemin katta bulunan ve 157 metrekare olan 3 artı 1 daireyi 431.085 TL'den açık artırma usulüyle satışa çıkardı. Açık artırma 16 Şubat Çarşamba günü saat 10.30'da başlayacak. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yönetilecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgiler www.tokyo.go.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adresine veya 444 8654 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, yastık altındaki altınların sisteme kazandırılmasına ilişkin adımları içeren yeni bir ekonomi paketi açıkladı. Peki kuyumcuları da içine alan bu paket nasıl işleyecek? İşte işin uzmanından yorumlar. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, enflasyonun düşürülmesine ve yastık altındaki altınların sisteme kazandırılmasına ilişkin adımları da içeren yeni bir ekonomi paketi açıkladı. Modern yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandırılması hedefleniyor. Şimdi finansman sistem yeni olan bir sistem değil. Daha öncesinde de yani bir kuyumcunun ilgilenildi bir kuyumcunun. ekspertiz olarak kullandığı rafineri tarafından verilen makinede direkt bankaya hesaba geçişler vardı. Fakat şu an 1500 tane kuyumcu olacağını, yıl sonuna kadar 10 bin tane kuyumcunun olacağını, bu sistemde olacağına dair açıklamalar ama yani çok öyle halkın anlayabileceği veyahut bizlerin anlayabileceği bir dille bir açıklama yapılmadı. İçi boş. Yani şu anlık bir açıklama yapmamız, bir şey söylememiz yanlış. Fakat bu sistem yeni bir sistem değil. Fiziki altın teslim noktaları bankalar, platformlar ve kuyumcular olacak. Altın Rafineleri, Takas Bank, Borsa İstanbul ve Darphane bu sistemin paydaşları olacak ve bankalarla işbirliği yapacak. Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, sistemin 3-5 altına olanlar için değil, daha fazla altına olanlar için düşünülmüş olduğunu kaydetti. İlde bir tane kuyumcu yapıyordu bu işi. Şimdi ilde yaklaşık 10 tane kuyumcu ya da 20 tane kuyumcu bu sisteme dahil olacak. E, tutar mı bu sistem? Yani biz de istiyoruz biz de istiyoruz ki yastık altı çıksın. ekonomiye bir katkı olsun tabii ki istiyoruz ama inanın ki bizim yani bugün konuştuğumuz teyzelerimiz olsun, ablalarımız olsun hiçbir şekilde bu sisteme yani kalkıp da kolundaki iki tane bileziği çıkartıp götürüp banka hesaplarına falan yatırılacak gibi bir şey söz konusu değil. Adam diyor ki ve o teyze diyor ki benim kolumda kalsın. Ben hiçbir şekilde şey yapmıyorum. buradaki amaç büyük altını olanlar yani atıyorum 3 tane 5 tane çeyreği yarımı tamı olanlar değil de yani kilo bazında işlemi olanlar veyahut altını olanlar inanın ki götürsün yatırsınlar. Sistem 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 2022 yılında da 1500'ün üzerinde kuyumcuyu kapsayacak. Ee, önümüzdeki günlerde özellikle Mart 1'de zaten bu sistem başlamış olacak. E, o güne kadar netleşir zaten yani ne olduğu da netleşir. Bizler tarafından da yani bir açıklama yapılıp vatandaş tarafına vatandaşı bilgilendirme yapabiliriz. Açıklanan paket vatandaş için henüz cazip gelmiyor. Vallahi bu durumda sadece bakıyoruz canım. Sadece, sadece, bakıyoruz. <laughs> Peki o size bir soru. E, altınızı yastık altında mı değerlendiriyorsunuz yoksa bir yere teslim edebiliyor musunuz? Güven Altınız var mı? Yok da hiçbir yere teslim edemiyoruz. Yani Olur olsa, olsa, teslim edemeyiz. Altınızı yastık altında mı değerlendirirsiniz yoksa bir yere teslim eder misiniz? Ne vardır ne teslim edeyim hiçbir şey yok. Sağlam yer olursa sağlam yere teslim edebilirim. Yani. Ben emekli memurum. Yeni bu açıklanan zamlardan sonra 4.500 60 lira maaş alıyorum. Yok kızım ben güvenmem zaten altınım yok. Yastık altında da saklayamam. Hı hı. Yani olsa da teslim etmem. Teslim mi? etmem. Mümkün değil. Yani bu Türkiye'de e, neyin ne olacak hiç belli değil kızım. Sevgili seyirciler marketlerin pahalılığından pazara koşan vatandaşın yüzü yine gülmedi. Esnafa göre fiyatlar uygun ancak vatandaş dertli. KDV indirimini duyan vatandaşlar alışverişe koştu ancak pazar çantaları beklenildiği gibi dolmadı. Fiyatlar pahalı. Ne öyle? 15 lira o, 13 lira bu. Valla fiyatlar hiç iyi değil, çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Pazar arabasını doldurduk mu? Dolduramadık. Neden? Pahalı, yine bu hafta biraz iyi ama fiyatlar pahalı. Nasıl? Yani %1 KDV düştü ya, %1'e düştü ya. Hangi etiket düşmüş sen o etiketten bahset. Şöyle bir fiyatlara baktık. Hem vatandaşı dinledik hem de esnafı dinledik. Ancak burada durum oldukça karışık. Ben bana sorma dünyanın ipliği Uygun mu? Baktın mı teyze böyle fiyatlara uygun ben, Bence çok uygun. mı? evet. Bak teyzemi teyze. görüyorsun teyze. işte. Ya şu bu ayda Portakal 4 milyon olur mu? 5 kilosu buçuk milyon daha. 5 kilosu. Çokan Ya ne alakası? İşte bu zihniyet batırıyor ha. İşte bu zihniyeti değiştiremiyorsun ha. Japonya'da lise mezununun altı oy kullanamıyor. Niye? Niye biliyor musun? Lise mezununun altı çünkü artık kafese basmıyor. Ülke batmış. Millet kıtlıkta gidiyor. O hala diyor git bahçende ek. Yani biz Pazarcılarla biz karşı karşıya geliyoruz yani bu kadar yüksek fiyata yani pazarcı ne yapsın bir de biz tüketici olarak ne yani hakikaten biz de şaşırmış durumdayız çünkü kış sebzeleri yani bu kadar pahalı yani hakikaten çok pahalı. Bugün 4 TL bu portakalın Adana'dan burada 1 milyona yüklense bile 1 milyon onun işçiliği nakliyatı her şeyi rısım kadevesi 3,5'a geliyor bu arkadaşlar bu portakalı bugün 3,5 almışlar. 50 kuruş kadar satıyorlar. Vatandaşları alışveriş için pazara davet eden esnaflar fiyatların uygun olduğunu söylüyor. Tüketici ise tam tersine. Şu anki fiyatlarımız uygun. Hani kıştan yeni çıktık. Yani kıvırcık marulumuz mesela şu an 7 lira. Marul 6 lira. Taze soğan 5, maydanozlar 4'lü 5'li 3'e düştü. Fiyatlar biraz pahalı. Ee, ama bu hava şartlarından ve şu anki günümüzdeki ekonomik durumdan dolayı tabii ki hiç açıcı değil ama mecbur temel ihtiyaç olduğu için alıyoruz. Vallahi meyveler bu sene çok ucuz. Yani sebze biraz pahalı ama o da tabii ki sezon olmadığı için ama meyveler normaldir yani. 5 liraya veriyoruz. Elma 5 lira, mandalin 4 lira. Emeklere verilen zamlar iyi kötü biraz piyasaları rahatlattı yani. Hele bu en sonki KDV indirimi daha da rahatlatacağı da benziyor yani. inşallah bekliyoruz. Peki o indirim tezgahlarınıza yansır mı? E, tabii ki yansır. Çünkü biz e, şu sebze halinde şu ürünleri alırken yüzde bir belediye yüzde sekiz maliyeye KDV ödüyoruz. Her şey çok pahalı. insanlar yetiştiremiyor. Her şey zamlı. Pahalı. <laughs> ne kadar ayırdınız pek pazara bitecek? 200 TL. Peki, her şeyi alabiliyoruz. Sadece iki kişiyiz. kişiyiz. Ve çoğu şeyi alamıyoruz ya. Öyle bakıp geçiyoruz. Elektrik hep pahalı, doğal gaz pahalı, her şeye zam. Zam üstüne zam. Her şeye zam zam. Ya bu kadar olmaz. Yani hiçbir şey de alamıyoruz, gidiyoruz yani. Bir pazar çantası 200 liradan aşağı da olmuyor. Valla bir, şey. bir pazar alışverişi 100 lirayı geçirsin. Hiçbir şey de yok elimizde. Yani aldı. Hem daha domates de adım atest almamışım. şey şöyle bir çıktığınızda pazar alışverişine ne kadar mal oluyor? 150, 150, 100. Öyle. İki kişiyiz zaten biz evde. O yüzden fazla tutmuyor. 100 milyon ancak yani. O da çok almayacaksın yani. Öyle kızım. Benim bütçem yani öyle oluyor ki 300 gidiyor. Öyle oluyor ki 400 gidiyor. Bazen oluyor 100 Bugün alacağım az mesela. Pazara mı? 100 liradan aşağı çıkamazsın. Her şey alabiliyor liradan, her, şeyi her, her şey alamazsın. Her şey. Olsun. 100, 100 lira ne alacaksın? 120 TL verdim. Zaten sınırlı bütçeyle geldim. Evde hesabını yaparak 150 TL ile çıktım. Çünkü önce tezgahları geziyoruz. Fiyat ölçüsü yapıyoruz. Ondan sonra cebimizdeki paraya göre alışveriş yapıyoruz. Kilogram eskiden sepetle geldiğimiz pazara. Şimdi poşetlerle dönüyoruz. 2021 yılı sonu itibariyle Elazığ ve çevre illerin bankalara ne kadar mevduat borcu ve nakit borcu oldukları açıklandı. Elazığ çevre illere göre borçlanmada ilk sırada yer aldı. 2021 yılı sonu itibariyle illerin bankalara ne kadar mevduat borcu ve ne kadar nakit borcu olduğu açıklandı. Açıklanan nakit borçlarda Elazığ 18 milyar 270 milyon TL ile çevre illere göre ilk sırada yer aldı. Elazığ 15 milyar 356 milyon TL ile Malatya takip etti. Elazığ'ın toplam mevduat hesabında 13 milyar 814 milyon lira olduğu açıklandı. Çevre illerden Diyarbakır'ın toplam mevduat borcu 21 milyar 138 milyon, Malatya'nın toplam mevduat borcu 17 milyar 589 bin lira, Bingöl'ün toplam mevduat borcu 4 milyar 73 milyon lira, Tunceli'nin toplam mevduat borcu ise 3 milyar 252 milyon lira olduğu açıklandı. Elazığ Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Faris Çelik. Özel sektör işyerlerinde istihdam edilen işçiler için 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikinin uzatılması çağrısında bulundu. Elazığ Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Faris Çelik, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren teşviklerin yeniden uzatılmasını istedi. Elazığ'la birlikte 51 ilde özel sektör işyerlerinde istihdam edilen işçiler için 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikinin 31 Aralık'ta sona erdiğini ifade eden Çelik, 6 puanlık sigorta işveren prim teşvikinin ve asgari ücret desteğinin işletmeleri önemli bir destek olduğunu, üretim ve istihdam için yeniden uzatılması gerektiğini söyledi. Sürenin uzatılmaması halinde işletmelerin zor durumda kalacağını belirten Çelik, 2022 yılında asgari ücret desteğinin artırılarak devam etmesi istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacaktır. Yasadaki belirsizlikten dolayı işverenlerimizin muhtasar SGK bildirimleri bekletiliyor. Son günlerde yapılacak bir uzatma sistemsel aksaklıklara ve mali müşavirlerin işleri yetiştirememesine sebebiyet vereceğinden gecikmeden kaynaklı işverenler maddi zarara uğrayacaklardır. İşverenlerin maddi zarara uğramamaları için Ticaret Odası, tüm esnaf odaları, tüm muhatapların konuyu gündemde tutup kamuoyu oluşturmalarını, konuya duyarlı olmalarını bekliyoruz dedi. Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi'nin ilk ziyaretçileri Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri oldu. Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ziyarete kapatılan Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi kapılarını yeniden ziyaretçileri açtı. Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi'nin ilk ziyaretçileri Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri oldu. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Uğur Celayır, Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi tüm imkanlarıyla hayvanlara yuva olduğunu açıkladı. Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi tüm imkanlarıyla burada hayvanlara hizmet veren bir mekan. Gençlik Meclisi olarak da burada gelip bu can dostlarımızla birlikte vakit geçirdik. Belediyesi Gençlik Meclisi Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Başkanı Beyza Berfin Şener ise aklında soru işareti olan insanlar mutlaka Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etmelerini istedi. Elazığ'da gerçekten hayvanlarla ilgili e, belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'nın da destekleriyle birlikte emin ve güzel adımlar atıyoruz. E, aklında soru işareti olan insanlar buraya görmek isteyenler mutlaka ziyaret etsin lütfen. Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 13 ila 15 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Veli Aksu'ya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden iki önemli görev tevdi edildi. Aksu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eğitim Sektörü Meclisi ve Eğitim Yüksek İstişare Kurulu yeliğine getirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Şubat ayı başında Ankara'da düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokol Töreni'ne katılarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ülkemizdeki mesleki eğitim sorunları ve çözüm önerileri hakkında bir sunum yapan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Veli Aksu'ya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden iki önemli görev tevdi edildi. Aksu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eğitim Sektörü Meclisi ve Eğitim Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirildi. Erzetü Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan raporu inceleyen Başkan Hisarcıklıoğlu, çalışmayı çok değerli bularak Aksu'nun deneyim ve birikimlerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında istifade etmek istediklerini dile getirerek 1 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Eğitim Şurası'na Aksu'nun konuşmacı olarak katılması davetinde bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eğitim Sektörü Meclisi ve Eğitim Sektörü Yüksek İstişare Kurulu görevleri tevdi edilen Aksu hem şahsı hem de Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası adına bu önemli görevler için teşekkür ederek 37 aşkın süredir sektördeki birikimlerini ülke eğitiminin gelişimine aktarmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arsan ise hocamız Veli Aksu tarafından hazırlanan mesleki eğitimin sorunları ve çözüm önerileri dosyasını başkanımıza takdim etmiştik. Veli hocamız da bir sunum yaparak konu hakkındaki tespitlerini aktarmış, Başkanımız Hisar Veli Hoca'nın birikimden etkilenerek bu tecrübeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında değerlendirmek istediklerini ifade ederek iki önemli görev tevdi ettiler. Hem odamız hem de elimiz açısından bu önemli görevlendirmeler için başkanımıza teşekkür ederken Veli Hoca'mızı da tebrik ediyoruz. Elisa Ticaret ve Sanayi Odası bu görevlendirmelerin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında Ulaştırma Sektörü Meclisi'nde sonra Eğitim Sektörü Meclisi'nde de artık temsil edilecek. İnşallah Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında ülkemizin çok önemsediği mesleki eğitimle ilgili olarak veli hocamız önemli hizmetler verecek ve değer katacaktır." dedi. Elazığ'dan Kudüs'e gitmek için yola çıkan kafile Elazığ Havalimanı'ndan dualarla uğurlandı. Mescidi Aksa'nın şehri Kudüs'e ziyaretler koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen ziyaretler Diyanet İşleri Başkanlığı'nda verilen onay sonucunda yeniden başladı. Kudüs ziyaretlerinin başlamasıyla birlikte Elazığ'dan bir grup Elazığ İl Müftülüğü öncülüğünde Kudüs'e gitmek için yola çıktı. Elazığ'dan da Kudüs'e ibadet maksadıyla gidecek olan heyet Elazığ Havalimanı'ndan dualarla uğurlandı. Kudüs'e gidecek olan heyet arasında Elisa Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elisa Müftüsü Selami Aydın, ilçe ve belde belediye başkanları yer aldı. Elisa İl Müftüsü Selami Aydın, Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz, ikinci mabedimiz, üçüncü haremimiz dedi. Rabbimize şükürler olsun. Bu salgın koronavirüs hastalığından bu tarafa iki sene geçti aradan. Mübarek topraklara herhangi bir sefer olmadı. Bugün Allah'ın izniyle inşallah Elazığ'dan kardeşlerimizle beraber o bereketli mübarek mukaddes topraklara Allah'ın izniyle bugün Bismillah deyip harekete gidiyoruz Allah'ın izniyle inşallah. O bizim Mescid-i Aksa ilk kıblemiz. İkinci mabedimiz, üçüncü haremimiz. Hazreti Ömer'in yadigarı, Selahaddin Eyyubi'nin armağanı, ecdadımızın kutlu mirası. Oralara ibadet maksadıyla gidiyoruz. Ziyaret edeceğiz, ziyaret edilecek yerleri. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan niyazımız şudur ki, Ya Rabbi varacağımız yere sağlıkla, selametle bizi vardır. Yine sağlıkla selametle vatanımıza, sevdiklerimize bizi kavuştur diye Cenab-ı Hak'a dua ediyoruz. Allah'ım yolumuzu açık eylesin. Gelen kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Bu ilk sefer olacak. Elazığ ilimizden bir grup olarak ilk olarak gidiyoruz. Rabbim hayırlı yollar nasip eylesin. İlim Hayra Hizmet Vakfı Genel Başkanı Muhammed Süfü Biçeler ise bütün peygamberlerin hayatının orada geçtiğini söyledi. İnsanlık aleminin esas itibariyle başlangıcı Kudüs Şerif'tir. Bütün peygamberlerin hayatı orada geçmiştir. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki Üsk benim mescidimi ziyaret ediniz. Kabe-i Muazzama, Ravza-i Mutara ve ilk gıblegahımız olan Mescid-i Aksa. Şimdi tabii biz buradan Elazığ'dan Mescid-i Aksa'ya giderken Elazığlı kardeşlerimiz bizden dua talep ediyor onların dualarını götüreceğiz. Oradaki Filistin'de İsrail zulmü üzer, zulmünü görmüş kardeşlerimizi orada ziyaret edeceğiz. Onların dertlerini dinleyeceğiz. Elimizden geldiği kadar biz İlim Hayri Hizmet Vakfı olarak onlara teberrüken de olsa bir hediyemiz ve yardımımız olacak. Tabi alem İslam'ın bizim istediğimiz ve arzuladığımız ve orada yapacağımız en güzel dua İslam ümmetinin birlik ve dirlik içerisinde olup, dünya coğrafyasında mazlumların ve zulüm gören Müslümanların kurtuluşuna vesile olması adına orada bol bol edeceğiz. Dört gün, üç gece sürecek olan Kudüs turunda El Halil Beytullahim'de Mescid-i Aksa, Hz. İbrahim, Hz. İshak ve Hz. Yakup ve eşlerinin kabir ziyareti, Beşik Kilisesi, Hz. Ömer Camii, Kubbetü Sahra ziyaretiyle Zion Tepesi, Eriha, Lut Gölü, Nebi Musa, Kudüs ve Tel Aviv'de Zeytin Dağı, Selamana Faresi ve Rabiatül Adeviye Hazretlerinin kabir ziyaretleri, Hz. İsa'nın gökyüzüne yükseldiğine inanılan yerin görülmesi, El Halil Kapısı, Hz. Ömer Camii, Kutsal Kabir Kilisesi ve Ağlama Duvarı ziyaret edilecek. Karakaya Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağlarına Sibirya Mersin balığı takıldı. İlk defa böyle bir türle karşılaşan balıkçı büyük şaşkınlık yaşadıktan sonra hayvanı tekrar suya bıraktı. Elazığ'da Karakaya Baraj Gölü'nde balık avlamaya çalışan bir balıkçının ağına Sibirya Mersin balığı takıldı. Ağa çekerken gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran balıkçı ilk defa bu türden bir balık gördüğünü söyledi. Balıkçı daha sonra Mersin balığını tekrar suya bıraktı. Sağlık. Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent doktor İbrahim Akın Temizer, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Sibirya Mersin balığının Karakaya Baraj Gölü'nde görülmesinin önemli bir şeye işaret olduğunu ve mutlaka incelenmesi gerektiğini ifade etti. Sevgili seyirciler, askıda kıyafet uygulaması başlatan Terzi Bedri Yaman hem kendinin hem vatandaşın getirdiği kıyafetleri 10 yıldır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Elisa'da merkeze bağlı yeni mahallede 33 yıldır terzilik yapan Bedri Yaman, 10 yıl önce elinde kalan ve satılamayan kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya karar verdi. Hoş geldin evde olan fazla eşyalarımız i̇htiyaçları i̇htiyaçları için. Evet, i̇htiyaç sahibi için getirdim. Evet, ihtiyaç sahibi. Şey kardeşim Allah hayır kabul etsin. Vatandaşlardan da destek alan Yaman hem kendi elindekileri hem de gelen kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Yaklaşık 10 yıldan beridir şu gördüğünüz ihtiyaç sahiplerine, en azı halkımızda vatandaşımıza ihtiyaç sahiplerine bunları vatandaşlarımız getiriyor. Onlar da getirdiği zaman biz de burada kontrolünü yapıyoruz. Söküklerini kontrol ediyoruz. fermarı bozuksa fermanını yapıyoruz. Ve en son ütüye gönderiyoruz. Ütüde de bir eksik tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi işte askıya takıyoruz. Vatandaş da gelip kendi isteğine göre kime ne ihtiyacı varsa pantolon olana pantolon, elbise ise elbise, etekse etek, çantamız var. Şöyle gördüğünüz gibi burada etekler var, çantalar var. Vatandaşların getirdiği kıyafetlerin söküklerini dikip tamiratını da yaparak hayır köprüsü kuran Yaman yaz kış demeden 10 yıldır gelen kıyafetleri askıya koyarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına katkıda bulunuyor. Yani ihtiyaç sahibi olan herkes gelip alabiliyor. Ee, biz de şunu söylüyoruz Elazığ vatandaşımız halkımıza tekrar e, evinde eski elbiseler olan kullanmamış ayakkabıları olur ne varsa yani çöpe atmasınlar biz burada üstleniyoruz bu işi getirsinler bize teslim etsinler. Biz de aracı olaraktan bunları halkımıza ulaştırır, vatandaşımıza ulaştırırız. Kız arkadaşıyla tartışan şahıs önce silahıyla etrafa rastgele ateş etti. Sonra kafasına silahı dayadı. Olay yerine giden emniyet güçleri şahsı 4 saatin sonunda ikna edebildi. İzzetbaşı Mahallesi Şehit Arca Caddesi'nde bulunan iş hanında sevgilisiyle telefonda konuşan ve sinirlenerek bir anda çılgına dönen şahıs belinden çıkardığı silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı. O sırada içeride olan arkadaşları ve vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sağlık İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle Özel Harekat Polisi sevk edildi. şahıs yine aralıklarla dışarı çıkarak etrafa ateş etti ve ardından silahı kafasına dayadı. Çevre güvenliği alan polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Olay yerine şahsın ailesi de geldi. Polis ekipleri ve ailesi uzun süre ikna etmek için ter döktü. <laughs> 4 saat süren konuşmanın ardından şahıs ikna edilerek elindeki silah alındı. Polis ekipleri eşliğinde iki olarak sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye götürülen şahıs, sorgu için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kolesterole dikkat çeken uzmanlar, kalp ve damar hastalıklarında en önemli risk faktörünün kolesterolün oluşturduğunu söylediler. Medikal Park Elezi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor İdris Baydar, kolesterolün önemine dikkat çekerek kalp ve damar hastalıklarında en önemli risk faktörünün kolesterol yüksekliği olduğunu söyledi. Ülkemizde ve dünyada ölümlerin en sık sebebi kalp ve damar hastalıklarıdır. Kalp damar ve damar hastalıklarında da en önemli risk faktörü şüphesiz kolesterol yükseklikleridir. Bu kolesterol yükseklikleri sonucunda damarlarımızda tıkanıklık ve sonucunda damar hastalıkları, kalp hastalıkları ortaya çıkıyor. Ve bu da neticede hastalarımızın ölümüne sebep oluyor. Kolesterol yüksekliği önemli bir konu ve ciddi bir konudur. Baydar, kolesterol hakkında açıklamalarda bulunarak, Türkiye ve dünyada ölümlerin en sık sebeplerinden birinin kalp ve damar hastalıkları olduğunun altını çizdi. Hastalarımızın e, tüplerindeki görüntü kanlarındaki görüntü aslında bunun ciddiyetini çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Mesela bu normal kolesterolü normal olan bir hastamızın kan tüpü gördüğünüz gibi üst kısımdaki plazma kısmı berrak ve gayet saf bir durumda, Akışkanlığı iyi olan bir durumda. Bu da kolesterolü yüksek olan bir hastamızın kanındaki görüntü. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. E, resmi e, sanki böyle yağ e, dolu gibi ve akışkanlığı daha zor, e, görüntüsü de bulanık, e, tabiri caizse çamur gibi bir görüntü var. E, bu görüntüye sahip bir kan, bu yapıya sahip bir kan e, şüphesiz ki dokularımızı iyi besleyemez, kan, e, damarlarımızın içinde e, iyi bir şekilde akış sağlayamaz. Baydar, 40 yaşına kadar en az bir kez kolesterol değerlerine baktırılması gerektiğini kaydetti. Kolesterol yüksekliği aslında bizim yaşam tarzımızdan kaynaklanan bir e, durum, bir sonuç. E, özellikle beslenme alışkanlıklarımız bununla çok ilişkili. E, yüksek gidiksemik indekse sahip olan e, karbonhidratların tüketilmesi, bunlar nedir? Rafine şekerler, beyaz un vesaire. Bunların fazla tüketilmesi, hareketsizlik, ondan sonra food tarzı beslenme, kalitesiz yağların kullanılması bunların hepsi kolesterol yüksekliğine sebep olan durumlar. Çözüm de yaşam tarzımızı değiştirmektir aslında. Hiçbir zaman ilaçla tam bir risk kontrolü sağlayamıyoruz. Bundan dolayı evet ilaç tedavisi bazen gerekiyor ama asıl tedavi ilaç tedavisi değildir. Asıl tedavi yaşamımızda bazı değişiklikler yapmaktır. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Perişan spor haberleriyle tekrar karşınızdayız sevgili seyirciler Elazığ Spor'un teklif götürdüğü tecrübeli teknik direktör Mustafa Özer bundan böyle 3. ligde çalışmayacağını belirterek Bordo Beyazlı Camii'ye teşekkür etti. Elazığ Spor'da Cafer Aydın'la yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Elazığ Spor Kulüp Başkanı Serkan Çayır'ın bazı teknik adamlarla görüştüğü ve anlaşma zemini aradığı öğrenildi. Bu çalışmalar doğrultusunda geçtiğimiz hafta Elazığ Karakoçan takımıyla bir bir berabere kalan Bayrampaşa takımında teknik direktör olarak son maçına çıkan Mustafa Özer, karşılaşmanın ardından görevinden ayrılmıştı. Elazığ Spor Kulüp Başkanı Serkan Çayır'ın Cafer Aydın'dan boşalan teknik direktörlük için telefonla teklif yaptığı Bordo beyazı Kulübümüzün eski futbolcusu teknik direktör Mustafa Özer bir daha 3. Lig'de çalışmayacağını belirterek Bordo beyazı Kulübe hayır dedi. Görüştüğümüz tecrübeli teknik adam Bayram Paşa'ya kulüp başkanının hatıra için 10. haftada göreve geldiğini ve yeni yönetimin gelmesiyle 8 puanda aldığı takımı 23 puanda bıraktığını belirtti. Elazığ Spor'dan ve doğup büyüdüğü memleketi Siirt'in takımı Siirt Özel İdari Takımından teklif aldığını belirten teknik direktör Özer, Elazığ Spor gibi Siirt Özel İdari Takımına da hayır dediğini belirterek bundan sonra 3. ligde takım çalıştırmayacağını belirtti. Mustafa Özer, Elazığ Spor'da güzel günlerinin geçtiğini belirterek kendisine yapılan tekliften gurur duyduğunu da sözlerine ekleyerek Bordo Beyazlı Kulübe başarılar diledi. Elazığ Spor'da teknik direktörlük için İbre eski teknik direktör Levent Eriş'e döndü. Tecrübeli teknik adamın Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki bazı pürüzleri çözmesi halinde Bordo Beyazlı takıma gelebileceği öğrenildi. Eliza Spor'da aralarında Cüneyt Dumlu Pınar, Mustafa Özer gibi bazı teknik direktörlerle görüşmeler yapan ancak olumlu cevap alamayan Eliza Spor'da İbre bu kez eski teknik direktör Levent Eriş'e döndü. Bordo Beyazlı Kulüp'te genç oyuncularla çalışan ve kader birliği yapan tecrübeli teknik direktör Levent Eriş'in Eliza Spor'a yeniden gelebilmesi için TFF'deki bazı brüzleri çözmesi bekleniyor. Bu sezon Diyarbakır Spor'da çalışan ardından da Bölgesel Amatör Lig'deki İzmir Spor'da görev yapan Eriş'in bir sezonda iki takımdan fazla takım çalıştıramaz kuralı geriye TFF'deki bazı pürüzleri çözmesi bekleniyor. İzmir Spor'daki görevinde resmi sözleşmeli olarak görev yapmayan Eriş'in bu nedenle durumu TFF'ye ilettiği ve federasyondan cevap beklediği öğrenildi. Elizabeth Spor Başkanı Serkan Çayır'ın Levent Eriş'in kararına göre yol haritasını belirleyeceği öğrenildi. Elazığ Spor'da hafta sonu oynanacak olan 1954 Kerkit maçı bilet fiyatları 1 lira olarak belirlendi. Elazığ Spor'da bilet fiyatlarına indirim geldi. Son olarak iç sahada oynanan Osmaniye Spor Karşılaşması'nda bilet fiyatlarını 20 TL olarak satışa sunan, bunun sonucunda da karşılaşmayı sadece 355 biletli seyircinin izlemesinin ardından kulüp başkanı Serkan Şayır gelen tepkiler üzerine bilet fiyatlarında indirime gitti. Pazartesi günü televizyonumuzda yayınlanan ve spor koordinatörümüz Coşkun Kamaç'ın hazırlayıp sunduğu ve spor yorumcusu Ahmet Kızılkaya'nın konuk olduğu maraton programında da bilet fiyatlarında indirim yapılması gündeme gelmiş ve ligde kalma yolunda daha fazla taraftara ihtiyaç duyulacağı belirtilerek biletlerin ücretsiz veya cüzi bir bedelle satılması önerilmişti. Elazığ Spor kulüp başkanı Serkan Çayır alınan karar doğrultusunda Elazığ Spor'un 1954 Kerkit'te oynayacağı karşılaşma'nın bilet fiyatları'nı tüm tribünler dahil olmak üzere 1 TL olarak belirlediklerini açıkladı. Elazığ Spor'da 1954 Kerkit maç hazırlıkları, sportif direktör Alaattin Tutaş eşliğinde devam etti. Bordo Beyazlı takımımız Elazığ Spor'da Cafer Aydın'ın ayrılmasının ardından 1954 Kerkit maçı hazırlıkları sportif direktör Alaaddin Tutaş eşiğinde devam etti. Saat 13.30'da kendi tesislerinde sportif direktör Alaaddin Tutaş ve altyapı antrenörü Fatih Akgün gözetiminde 1954 Kerkit maçı hazırlıklarını sürdüren Eliza Spor taktik çalışma yaptı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Selim Enes Özeren ve Gökhan Ekmen katılmazken Yiğitcan Erdoğan ise takılan ayrı olarak salonda çalıştı. Ve spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.